Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Yönetim katına hoş geldiniz efendim. Her hafta salı ve çarşamba günleri saat 11.30'da iş dünyasının önde gelen isimlerini yönetim katı programında ağırlıyoruz. Bugünkü konuğumuz da Millennicom CEO'su Aybars Karaatmaca. Kendisiyle telekom sektöründeki gelişmeleri ve şirket hedeflerini değerlendireceğiz. Aybars Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi isterseniz sizden genel bir değerlendirme alalım sektörel. Bu pandemi süreci nasıl geçiyor? Tam atlattık sayılmıyor çünkü. Sektörel anlamda nasıl dengeler değişti, ne dersiniz? Tabii ki Meysan. Öncelikle 100 yılda bir yaşadığımız bir süreçten geçtik, geçiyoruz, bitmedi, devam ediyor. Tabii bizim için de çok değişikti telekom operatörleri olarak. Çünkü zaten çok hayati bir iş yapıyoruz, bir kamu hizmeti sunuyoruz. Pandemiyle beraber inanılmaz boyutta zaten başlamış olan dijitalleşme hızlandı hayatımızda. Malumunuz iş hayatı olduğu gibi internete geçti. Toplantılar olsun, ortak alanda çalışmalar olsun. Özel hayat internete geçti. Aile yakınlarımızla, arkadaşlarımız olan sohbetlerimiz, görüntülü görüşmelerimiz olsun. Eğitim hayatı internete geçti. Bununla beraber eğlence hayatı da internete geçti ki ağırlıklı oyun ve video içerik tüketiminden bahsediyorum. Hem de artarak geçti. Tabii buna çok hazırlıklı mıydı operatörler dersek aslında beklediğimizden daha hazırlıklıymışız, onu gördük. Yıldan yıla trafik artışlarının %75'lere vardığını gördük operatörler olarak bir önceki yılda, pandemi önceki öncesi yılla kıyasladığımızda trafiklerimizin. Ve buna rağmen çok büyük sıkıntılar yaşamadan, kesintiler yaşamadan, mağduriyetler yaşamadan bu dönemi geçirdik. O ilk pandeminin başlamasıyla başlayan dönemi. Malum tabii sahada çalışmak da çok zordu pandemi koşullarında. Bu sebeple o kesintilerin olmaması için elimizden geleni tüm arkadaşlarımızla beraber yapmaya çalıştık ve bu dönemi geçirdik. Bundan sonraki dönemde de ileriye daha ümitle bakıyoruz tabii. Ha, bundan sonra geri dönüş olur mu derseniz de geçen senenin aynı aylarından kıyaslama yapabilirim. Bu yıl tabii kapanmaların kalktığı, pandemi koşullarına göre biraz daha karantinaların ortak kalktığı bir dönem yaşıyoruz. Ona rağmen trafiklerimizdeki düşüş sadece %15'ler seviyesinde oldu diyebilirim sabit internette. Bu da şunu gösteriyor. Bundan sonra artık geri dönülmez bir noktaya geldik ve eski dünya hiçbir zaman olmayacak ve tüketimler bu şekilde devam edecek diye öngörüyoruz. Evet. Bu dönemde tabii sadece kullanımlar artmadı. Kullanım profili de değişti. Örneğin şu anda yaptığınız gibi görüntülü görüşmelerde sadece indirme değil aynı zamanda veriyi gönderebilmek de önem kazandı. Dolayısıyla upload hızı dediğimiz veri gönderme hızları da çok büyük önem kazandı ve büyük operatörler de buna göre adımlarını atmaya devam etti. Bununla beraber evin her odasında farklı farklı kullanıcılar ortaya çıktı. Eskiden evde sadece bir yerde kullanım yapılabiliyordu, yeterli oluyordu veya evin salonu diyelim ya da mobil internet yeterli olabiliyordu. Fakat artık her odada duvardan duvara tüm evde internetin aynı hız ve aynı kesintisizlikle çalışması gerekir hale geldi. Biz de buna uygun olarak adımlarımızı attık ve mesh cihazı dediğimiz teknolojiyle aslında operatör olarak abonelerine sunan ilk operatör de olduk bunu. 24 ay taksitle örneğin mesh cihazlarını sunmaya başladık abonelerimize. Bu sayede evin her yerinde aynı hızda ve aynı güvenli internet sağlanabilmiş oldu ve büyük memnuniyetle karşılandı bu. Bir bilgi olarak söyleyeyim, mobil internet aboneleri de arttı bu geçtiğimiz dönemde. Fakat mobil internet abonelerinin 20 katı kadar daha fazla kullanımı var aslında sabit internet kullanıcılarının. Dolayısıyla mobilin yetemediği ortamda sabit internetin bu kadar ön plana çıkması bizi çok daha önemli bir noktaya doğru çekmiş oldu. Bir de kanallardan bahsedeyim aslında. Yine pandemiyle beraber temas kurmak da çok zorlaştı müşterilerle. Özellikle yüz yüze kanallar kapandı. O kapanmayla beraber evrak trafiklerinin şekli değişmek zorunda kaldı. E-mail'a, WhatsApp'a, başka kanallara yönelmek zorunda kaldı. Biz de tüm süreçlerimizi olabildiğince temassız bir şekilde, tabii regülasyonun da bize izin verdiği ölçüde sağlamaya çalıştık. Dolayısıyla minimum temas ve minimum evrak trafiğiyle bu süreçlerimizin hepsini yenilemiş olduk geçtiğimiz dönemde. Bundan sonra orada da geri dönüş olmayacak. Dolayısıyla birçok açıdan da verimlilik yakalanmış. Örneğin e-devlet entegrasyonu gibi
bir yere doğru taşınmış oldu sistem. Özetlemek gerekirse bu kanallardan işte WhatsApp kanalı, ki burada da bir ilk Millennium, yapay zeka destekli bir chatbot kanalı WhatsApp kanalımız. Müşterilerimiz bize oradan ulaşabiliyor, oradan evrak gönderebiliyor ve işlemleri başlatabiliyor. Beni ara butonu, online işlem merkezi, mobil uygulamamız, sesli yanıt sistemi ve canlı agentlarımızın, canlı müşteri hizmetleri yetkililerimizin çalıştığı çağrı merkezimizle müşterilerimize bu dönemde uzaktan ulaşmaya çalıştık, ulaştık. Bu sayede de olabildiğince müşteri tercihlerine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı kanallardan hizmet vermeye, cevap vermeye çalıştık. Evet, birazcık Millennium'la ilgili de aslında sizden bize bilgi vermenizi rica edeceğim. 2019 yılından itibaren Sokar'ın çatısı altında bir şirket. Ne kadar yerde faaliyet gösteriyorsunuz? Türkiye'nin her ilinde var mısınız? Ve abone sayısında nasıl bir değişim oldu yıllar içinde? Tabii, memnuniyetle. Millennium yeni bir şirket değil. Millennium 17 yıllık bir şirket aslında. Alternatif telekom operatörü olarak çeşitli lisans ve yetkilendirmelerle bu yıllar içinde farklı farklı hizmetler yurt içinde ve yurt dışında sunmaya devam etmekte olan bir operatör. Temelde şu anda Türkiye içinde hizmet veriyoruz. 81 ilin tamamında varız. Sabit internet, sabit ses ve kurumsal çözümler sunuyoruz. 300 bin müşterimiz var yaklaşık. Kurumsal ve bireysel müşterilerden bahsediyorum. İki ana yerleşik operatörün altyapılarını kullanarak 81 ilde tüm noktalara hizmet veriyoruz. Ve fiber hızında interneti de olabildiğince kolay anlaşılır ve sade çözümlerle beraber uygun fiyatlara müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Özet olarak aslında Millennium'un yaptığı iş budur. İlkler arasında olmasının bir sebebi de biz yerleşik büyük operatörlerden sadece biri değil, iki tanesiyle de çalışabildiğimiz için aslında bir anlamda o iki operatörün de kendi başına sunamadığı hizmeti biz ikisini de kullanabildiğimiz için verir durumdayız. Biraz alternatif operatör pazarından, telekom pazarından bahsetmek gerekirse bu düzenlenen bir pazar. Büyük operatörler, kendi altyapısı olan operatörlerin dışında bir de bizim gibi alternatif telekom operatörleri var. Bunların sayısı çok fazla ama biz en büyük birkaç tanesinden biriyiz. Liberalleşmiş ülkelere baktığımız zaman, bu regülasyon yol haritasında daha liberal noktalara gelmiş ülkelere baktığımızda alternatif operatörlerin pazar paylarının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çok daha yüksek olan alternatif operatör pazar payları hizmet seviyesini de yükseltiyor ve fiyatlar da özellikle daha rekabetçi teklifleri ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla bu pazarın büyümesi önümüzdeki dönemde Türkiye için de müşterilerin, tüketicilerin lehine olacaktır diye öngörüyoruz. Şu anda çok düşük olan bu yüzdelerin daha da yukarı doğru bir ekosistem olarak, alternatif operatörler ekosistem olarak büyümesini öngörüyoruz. Evet, peki bu ekosistem yıllar içinde nasıl büyüdü? Hani tüketici davranışları açısından baktığınızda hani hızlı bir gelişme var mı, yoksa biraz yavaş mı ilerleniyor bu alanda? Aslında genç ve büyük nüfusuyla ve yüz ölçümüyle Türkiye birçok alanda olduğu gibi telekomünikasyon alanında da büyük bir potansiyel teşkil ediyor. Pandeminin gelmesiyle beraber de bu ivmelenme çok daha arttı. Tabii burada bir ülke stratejisi ve operatör stratejisi olarak şunu söyleyebilirim. Bu kadar geniş bir yüz ölçümüne telekomünikasyon sektörü önce yaygınlığa oynayarak harekete geçti. Ben işte yaklaşık 20 yıldan uzun süredir telekomünikasyon sektöründeyim. Öncelik her zaman o penetrasyonu arttırmak oldu. Özellikle sabit internet tarafında yüksek hızları yerine transmisyonumuzu yapalım ama daha çok abone internete bağlanabilsin Türkiye'nin her yerinden stratejisiyle gitti. Bu sebeple geniş band internet hızında Türkiye biraz geride kaldı. Daha yaygın oldu ama daha yavaş oldu internet. Şu anda da Türkiye dünya sıralamasında 95. sırada dünya ülkeleri arasında internet hızı açısından. Fakat bu yükselen hız talebiyle operatör stratejileri de buna göre değişti ve yatırımlar da buna göre hızlandı. Geçtiğimiz seneyi mesela kıyaslayacak olursak bir önceki seneyle şu anda internet hızı Türkiye'de ortalama %40 megabitler seviyesinde saniyede. Bir önceki seneye göre bunun %45 arttığını görüyoruz. Dolayısıyla ileriye baktığımız noktada hem yaygınlık oranları hem talebin artmasıyla beraber hızların da artmasını bekleyebiliriz. Zira en yüksek artış eve kadar fiberde oldu. %33 arttı geçen seneden bir sonraki sene, yani kıyasladığımız zaman. Bu çok yüksek bir artış. Ve OECD ülkelerinden de bir örnek verecek olursam, yaygınlık artışı OECD ülkelerinin ortalamasına göre 2 kat arttı. Yani dolayısıyla sonradan ivmelenen ve yükselmeye devam eden bir yolda Türkiye. Potansiyeli de çok büyük, bunu söyleyebilirim. Abone sayılarına baktığımız zaman da abone sayısı %10 arttı yaklaşık. %9.3 tam söylemek gerekirse. Yıldan yıla, geçen senenin çeyrek raporunu baz alarak söylüyorum bunu. Abone sayısı toplamda 85.7 milyon oldu Türkiye'de. Bunun 17.4 milyonu sabit internet kullanıcısı.
Ve az önce de bahsetmiştim, bu sabit internet kullanıcılarının kullanımı mobil olanların 20 katı. Dolayısıyla tüketimin artışıyla ilgili potansiyelleri aslında bu rakamlar bize söylüyor. Evet, peki dünyayla kıyasladığımız zaman hangi pazarlar bize benziyor bu alternatif telekom pazarı anlamında ve hani biz hangi noktadayız şu anda? Şunu söyleyebilirim, bu regülasyonla ilgili, düzenleyici kurumlarla ilgili yol haritaları 3 aşağı 5 yukarı liberal ülkelerde aynı aslında. Fas tüketicinin lehine kararlar alarak liberalliğin ve daha çok oyuncunun pazara girmesinin teşvik edildiği bir yol haritası bu. Bu çeşitli ülkelerde daha önceden başlamış. İşte yüz ölçümü küçük olduğu için daha hızlı hareket edebilmiş, daha rekabetçi dünyalardan gelmiş. Başka sektörlerinde de rekabetin daha fazla olduğu ülkeler onlar. Bazı ülkelerde de aslında devlet eliyle başlayan bir sektör bu, malum kamu hizmeti. Sonrasında özelleşen, lisansların verildiği, yetkilendirmenin verildiği bir sektör. Birazcık daha yavaş ilerlemeye devam etmiş. Burada bizden daha ileride olan ülkeler de var, bizden daha geride olan ülkeler de var. Gönül ister ki tabii bu hız daha da artsın ve liberalleşme adına alternatif operatörlerin pazar payını arttırma yönünde pozitif ayrımcılıklarla bizim önümüz daha da fazla açılsın ki tüketicinin lehine daha uygun tarifelerle, daha uygun fiyatlarla çıkabilelim. Evet, bizim fiyatlamalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani sizce Türkiye'de internet yüksek mi fiyatlar? Şunu söyleyebilirim, hem evet hem hayır. Aslında bu ekonomi biraz ölçek ekonomisi telekomünikasyonda malum. Yatırımlar arttıkça, kullanımlar da arttıkça kullanım başına yatırım tutarları düşmekte. Dolayısıyla bir noktadan sonra bu fiyatların daha da düşmesini öngörmek gerekir. O ölçek yakalandıktan sonra kullanım başına. Diğer taraftan da çeşitli sebeplerden, işte buradaki vergiler olabilir, yükselen kurlar olabilir, enflasyonist etkiler olabilir ve bir de geçen senelerde olmayan artık olan hayatımızda bir çip krizi olabilir gibi çeşitli maliyet sebepleriyle artışlar olabilmekte bizim tarifelerimizde de. Bizim hizmet aldığımız, altyapısını kullandığımız operatörlerin bize satış fiyatları da aslında toptan fiyat dediğimiz fiyatlarda temel maliyet unsuru bizim gibi alternatif operatörler açısından. Ama biz bir yandan da kendi maliyet yapımızı buna göre yapılandırdığımız için, örneğin bir altyapı işletmesiyle ilgili bir gündemimiz yok bizim alternatif operatörler olarak. Veya sabit bayilerimiz, yüz yüze kanalımız yok. Dolayısıyla biz sadece online'dan, sadece internet üzerinden hizmet veren ve müşterimizi merkeze almış, tamamen ona odaklı ve tüm faydaları da müşterilerimize yansıtacak şekilde bu maliyet avantajlarından kaynaklı bir operatörüz. Dolayısıyla bundan sonrasında da tüketiciye daha ulaşılabilir fiyatlarla internet hizmeti sunmaya Millennium olarak devam edeceğiz. Evet, peki hız dediğimiz zaman hızda hangi noktadayız biz dünyayla kıyasladığımızda? Türkiye'de internet hızlı mı sizce? Türkiye'de internet yeterince hızlı değil. Şu anda hani sıralamaya baktığımız zaman 95. sıradayız ülkedeki diğer ülkelerle olan hız sıralaması açısından. Fakat geçen senenin ile bir önceki seneyi kıyasladığımızda ortalama hızın %45 arttığını görüyoruz Türkiye'de. Ve 40 megabit saniyede hızlara ulaşmış olabildiğimizi görüyoruz. Bu bence geleceğe yönelik olan umutlarımızı yeşertiyor ve bu anlamda da dünyaya ve OECD ülkelerine doğru yaklaşma yolunda adımlarımızın hızlandığını gösteriyor. O yüzden geleceğin daha parlak olduğunu söyleyebilirim. Evet, peki sizce bu alanın gelişmesi için alternatif telekom pazarının diyelim bizim hangi adımları atmamız gerekiyor? Çünkü herhalde alacağımız bir yol var bu anlamda. Evet, burada alacağımız bir yol var. Burada öncelikle biz müşterilerimizle ilgili 81 ilde olduğumuz ve bilinirlik konusunda Millennium'un da ve diğer operatörlerinde, aslında alternatif operatörlerinde aynı hizmeti yerleşik operatörlerle, büyük operatörlerle verebildiğimiz daha fazla dillendirmemiz, daha fazla dile getirmemiz gerekiyor. Burada müşterilerimize ben kıyaslama yapmalarını öneriyorum. İnternete girmelerini, fiyat kıyaslaması yapmalarını, alternatifleri görmelerini öneriyorum. Zira biz altyapısını kullandığımız operatörlerden farklı hizmetler sunabiliyoruz. Taahhütsüz hizmet sunuyoruz örneğin. Deneme şansı oluyor insanların. Sabit fiyat garantili paketlerimiz de var ama taahhütlü. Taahhütsüz hizmetler de sunabiliyoruz. Dolayısıyla Millennium'u deneyip aldığı hizmeti değerlendirebilme şansı veriyoruz müşterilerimize. Dolayısıyla biz burada düzenlenen bir pazar olduğu için bu fiyat anlamında her zaman alternatif telekom operatörlerinin yaşayabilmesi için daha uygun fiyat sunabileceği bir ortam yaratılıyor aslında. Bu ortamın daha da uygun hale gelmesi bizim müşteriye daha fazla faydayı yansıtabilmemizi sağlayacak diye bir beklentimiz olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında yine büyük operatörlerde olmayan ama Millennium ilkleri arasında sayabileceğim şu anda çalışmakta olduğumuz taahhütsüz 200 megabit saniyede 200 megabit hız sunabilecek bir fiber teklifimiz
çıkacak piyasaya. Örneğin bunu da diğer operatörlerde bugün bulamıyorsunuz. Dolayısıyla ben kullanıcılarımıza, müşterilerimize temelde internette araştırma yapmalarını öneriyorum. Ve tüm operatörleri karşılaştırarak Millenicom'la da beraber sunulan hizmetleri değerlendirip kendi inisiyatifleriyle taahhütsüzle hizmet alabildikleri için bir bağlayıcılığı olmadığından denemelerini öneriyorum. Peki sizin Millenicom olarak bu seneki hedefleriniz gerçekleşiyor mu? Çünkü seneyi kapatıyoruz artık. Hani hedefler neydi yıla başlarken? Nasıl bir şirket performansı gösterdiniz? Bu pandemi sonrası telekomünikasyon sektöründeki birçok şirket gibi bize aslında olumlu anlamda yansımalar oldu. Talebin artması ve sürekliliği konusunda. Dolayısıyla biz de bunu fırsata çevirdik. Ama biz zaten başlamış olduğumuz bir dijitalleşme operasyonumuz vardı. Dijitalleşme yolculuğumuz vardı. Bunu çok hızlandırdık. Şu anda sadece online kanallardan, internet üzerinden hizmet veriyoruz, hizmet sunuyoruz müşterilerimize. Müşterimiz tamamen merkeze aldık ve başka bize yük olabilecek, bizim verimliliğimizi düşürebilecek başka operasyonlarımızı en az hale indirdik. Bir startup gibi aslında çalışıyoruz diyebilirim. Çok lean bir yapıyla koca bir kurumu yönetiyoruz aslında şu anda. Bunun bize getirmiş olduğu büyük verimlilikler oldu. Tabii sokar hissedarlığının çok büyük önemi var. Bu yaklaşık 2 küsur sene önce sokar hissedarlığına geçtikten sonra Millenicom'un stratejileri değişti. Bu değişiklikle beraber Sokar Türkiye malum dijitalleşme alanında faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde en üst referansları alan kendisine örnek bir kurum, bir holding. Dolayısıyla onun bize de yansımaları oldu ve hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti adına ardı ardına bunun cevapları, ödülleri geldi. Zira çok uzun yıllardır görmediğimiz müşteri memnuniyeti skorlarımızı temas kanallarımızda görüyoruz. Geçtiğimiz sene yine bir ödül aldık. Bu şikayetver.com'un verdiği altın müşteri memnuniyeti ödülünü biz aldık Millenicom olarak. Dolayısıyla başarılar ardı ardına geldi. Bununla beraber inovasyon yapmaya da devam ettik. Örneğin arkadaşını getir kampanyamızda bir abonemize 10 yıl boyunca bedava internet verdik ve bunu birkaç defa yaptık. Dolayısıyla Millenicom adına bir altın yıl yaşadığımızı bu anlamda söyleyebilirim. Müşteri memnuniyeti, müşterimiz memnunsa biz memnunuz çünkü. Müşteri memnuniyeti adına attığımız bu adımların karşılığını görmek gurur ve mutluluk verici. Diğer taraftan da önümüzdeki yıllara da aynı verimlilikle ve aynı heyecanla hazırlanıyoruz. 2021 sonrası 2022 yılında büyüyerek gitmesini umuyoruz. Evet. Beklentimiz o yönde. Şimdi 300 bine yakın müşteriniz olduğunu ifade ettiniz bireysel ve kurumsal tarafta. 2022 hedefi nedir? Şimdi şu anda bu hedefle ilgili şudur veya yüzde şu kadar büyüyecektir gibi bir yorum yapmak, yanlış bir yönlendirme yapmak istemem. Ama şunu söyleyeyim, bizim tabii hem müşteri adedi önemli bizim açımızdan, müşteri sayısı önemli. Hem de müşteri başına gelir önemli ve müşterilerimizin kullanımları önemli. Geçtiğimiz yıl sadece yeni müşteri almak adına değil, mevcut müşterilerimizin de daha üst paketleri fiber hızında internete yönlendirildiği, istediği, talep ettiği bir yıl oldu. Dolayısıyla abone sayısı zaman zaman çok büyümese bile şirketin gelir yapısı ve sunduğu hizmetler çok değişebiliyor. Bu nedenle şu anda şöyle bir büyüme yapacağız demekten biraz kaçınıyorum açıkçası. Ama bizi şaşırtacak büyümeler olacağına eminim. Evet, peki önümüzdeki dönemde hani Türkiye pazarında hangi dinamikler öne çıkacak? Hani biz daha mı hızlı internet kullanmaya başlarız sizce, ya da hani siz şimdi çip krizinden de bahsettiniz. Hani bu fiyatlamalarda fiyatlar yükselecek mi, ne dersiniz? Açıkçası bu maliyet artışına bağlı fiyatların yükselmesi için yapılabilecek çok fazla şey yok. Ama o fiyatların nasıl yansıyacağı konusunda biz tabii operatörler olarak elimizden geleni yapacağız. Diğer taraftan bu büyümeyle beraber ölçek oluştuğu noktada mevcut yatırımların daha verimli hale gelmiş olmasını bekliyoruz. Bu da altyapı yatırımı yapan, fiber optik kablo döşeyen operatörler açısından büyük bir maliyet avantajı sağlayacaktır diye öngörüyoruz. Yatırım yapmaya devam ediyorlar. Yapmalılar ki daha fazla home pass dediğimiz daha çok eve internet ulaştırabilelim ve biz de o hizmetleri sunabilelim. Bu bir anlamda da bir yumurta tavuk ilişkisi var orada. Ne kadar yaygın olursa o kadar çok yatırım yapılıyor. Ama o yaygınlık karşısında daha çok abone, daha yüksek hızlarla internet kullandığı için de yatırımının karşılığını alıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin potansiyeli olarak da gelecek dönemde hani enflasyon, kur, çip krizi falan gibi konuları bir kenara bırakıyorum. O bütün dünyanın yaşadığı konular aslında. Ama ölçekli olmaktan, büyümekten kaynaklı olarak da bir maliyet avantajı yaşamasını öngörüyorum. Dolayısıyla yüksek kullanımların yaygınlaşması ve artması bizim fiyatlarımızı olumlu yönde etkileyecektir diye öngörüyorum.
Evet, peki sizin pazarınızın aslında büyümesiyle ilgili olarak bu alternatif telekom şirketleri pazarının hani yeni düzenlemelere ihtiyacınız, regülasyonlara ihtiyacınız var mı? Ya da bu otoritelerden ne bekliyorsunuz? Aslında her zaman var. Hem yeni düzenlemelerin bize fayda sağlayabileceği unsurlar olacaktır. Hem de mevcut durumda düzenleyici kurumumuz BTK tarafından onaylanarak oluşturulan tarife yapılarında bizi daha avantajlı hale getirebilirlerse büyüme hızımız ona göre ölçeklenecektir. Biz bu sektördeki en büyük şirketlerden biriyiz alternatif telekom operatörü olarak. Bunun dışında çok küçük şirketler de var aslında. O küçük şirketlerin durumu daha da zor bu anlamda. Çünkü telekomünikasyon malum ölçek işi. Dolayısıyla biz ne kadar pozitif ayrımcılığa daha fazla maruz kalırsak ve bu yerleşik operatörlerin, altyapı sağlayıcı operatörlerin toptan müşteriler olarak daha fazla inisiyatif alabilirsek bunları daha fazla müşterilerimize yansıtabiliriz. Bu sayede de hem bizim ölçeğimiz artar sayı olarak ve büyüklük olarak, hem de rekabet artar pazarda. Bu da tüketicinin lehine olur ve hizmet kalitesinin lehine olur. Evet, peki şimdi sizin ağırlıklı olarak olduğunuz hangi iller? Onu da sorarak kapatayım, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Ya da hedef iller de var mı aynı zamanda bu 2022'de büyüme anlamında? Şöyle söyleyeyim, biz iki büyük operatörün altyapısının olduğu tüm illerde varız. Dolayısıyla 81 ile hizmet veriyoruz. Ve burada müşterilerimize ulaşma yöntemimiz de fiziksel kanallardan çok daha çok geçtiğimiz seneki yaptığımız dönüşümle beraber internet olduğu için aslında tüm illere eşit mesafedeyiz. Yani geçmişten de farklı olarak bayi teşkilatının yaptığı satışları kastediyorum. Biz eşit mesafede daha doğrudan hedefleyerek müşterilerimize ulaşmaya çalışıyoruz şu anda. Dolayısıyla 81'in 81 ile altyapı olduğu sürece bizim potansiyel ilgi alanımızda ve tüm illerde büyümeyi hedefliyoruz. Burada tabii istenen talep her neyse, yani internet talebiyle ilgili işte fiber veya ADSL her neyse, ilgili adreste onun olması durumunda aynı teklifi o yerleşik operatörlerin sunabildiği Millennium olarak biz de sunabiliyoruz. Dolayısıyla biz tüm şehirler diyebilirim. Bununla beraber fiyat hassasiyeti yüksek ve internette bu karşılaştırma yapabilen kitle bizim daha fazla ilgi alanımıza giriyor. Çünkü biz basit ve kolay anlaşılır tarifeleri, hizmetimizi rekabetçi bir şekilde, kıyaslanabilir bir şekilde internette açık olarak sunuyoruz. Dolayısıyla tüm müşterilerimizden istediğimiz bizi karşılaştırmaları ve denemeleri. Zaten ondan sonra en uygun fiyatla en iyi hizmeti aldıklarını görüp biz de hayatlarına devam ettirmelerini öngörüyoruz. Dolayısıyla biz tüm illerde fiyat hassasiyeti olan uygun fiyatlara fiber hızında internet almak isteyen tüm müşterilerimizi Millennium'a bekliyoruz. Evet, bir de hani izleyicilerimiz merak ediyor olabilir. Son olarak süremizin çünkü sonuna geldik, bir dakikamız kaldı. Size ulaşmak isteyenler ya da yani farklı bir operatörden geçmek isteyenler işlem için merkezlere mi geliyorlar? Online mı? Nasıl yapılıyor? Tamamen online. Bize birçok kanaldan ulaşabilirler. Millennium.com.tr sitemizden, web sitemize girdikleri noktada isterlerse oradaki formu doldurarak veya oradaki numaraları arayarak veya cep telefonlarına uygulamamızı indirerek çeşitli kanallardan bize ulaşmaları mümkün. Ve bu beni ara butonundan tutun da işte arayıp da çağrı bırakmaya veya işte arayıp doğrudan müşteri hizmetleri yetkilisiyle konuşmaya kadar geniş bir yelpazede tüm kanallardan müşterilerimize kolaylıkla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla basit bir aramayla Millennium.com.tr'ye girdikleri noktadan itibaren topu biz alırız üstümüze ve sonrasında müşterimize gerekli iletişim yaparız. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Aybars Karaatmaca, Millennium.com Genel Müdürü, yayınımıza katıldığınız için diyelim ve size de yeni yılda başarılar diyelim efendim. Yeniden görüşmek üzere diyoruz aynı zamanda ve bugün yönetim katının sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saat 11.30'da Ekotürk ekranlarında yönetim katı programına bekliyoruz efendim.